Herkese selamlar. Yeni dersimizde tekrar beraberiz. Umarım iyisiniz. Ee, bu diyalogta yani bu derste sizi Paris'te bir lokantaya götürüyorum. Üç arkadaş ile garson arasında geçen bir diyalog. Nasıl yemek sipariş verilir? Nasıl konuşulur garsonla? Ee, onu öğrenmiş olacaksınız cümlelerde. Ee, şimdiden teşekkür ederim. Sonuna kadar izleyeceğiniz için. Ee, yararlı bulursanız videoyu beğen yapmayı ve çevrenizde de tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Dersimize başlıyoruz. Şimdi diyaloğu önce komple okuyacağım. İlk sayfayı. Akabinde de Türkçe'ye çevirisini yapacağım. Türkçe açıklamasını yapacağım. Au restaurant. Louise. Bonjour. Je voudrais une table pour trois personnes, s'il vous plaît. Le serveur. Bonjour mademoiselle. Avez-vous une réservation Louise, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire une réservation car j'étais en train de conduire et j'ai proposé à mes amis de manger ce soir dans un restaurant. Nous avons trouvé ce restaurant par hasard. Le serveur, je comprends. Je vais voir s'il y a une table de libre. Suivez-moi. Voici une table. Pour trois personnes au coin louise on a de la chance merci infiniment monsieur le serveur je vous en prie mademoiselle installez-vous s'il vous plaît au restaurant restaurant louise con bonjour je voudrais une table pour trois personnes s'il vous plaît mais là masa. isterim. Bakın je voudrais burada kondisyonel. Bunları zaten artık ezbere biliyorsunuz. Kondisyoneli. Je voudrais une table pour trois personnes. Pour trois personnes diyor. Yani üç kişilik bir masa. istiyorum lütfen. Serveur. Bonjour mademoiselle. Avez-vous une réservation? Merhaba hanımefendi. Ya da genç bayan anlamda gelir. Ya da Mademoiselle bekar bayanlara söylenir. Şimdi bir bayanın evli olup olmadığını da bilmiyorsak el yani mademoiselle diyorlar orada. Adam da değen oluyor. Bazen de düzeltiyorlar. Hayır, madam değil, matmazelim diye. Burada matmazel herhalde genç gördü. O yüzden öyle dedi. Avez -vous une réservation? Rezervasyonunuz var mı? Une réservation, dikkat. La réservation. Louis sonra açıklamada bulunuyor. Malheureusement, maalesef Je n'ai pas eu le temps de faire une réservation. Réservation yapmaya vaktim olmadı. Car j'étais en train de conduire. Çünkü araba kullanıyordum. Araba kullanmaktaydım. Bakın être en train de bu kalıbı gördük önceki derslerimde. Jete burada en yani geçmiş zamanda en araba kullanıyordum. Araba kullanmaktaydım. Et j'ai proposé à mes amis ve arkadaşlarıma teklif ettim. Bakın, j'ai proposé à mes amis de manger ce soir dans un restaurant. Ve arkadaşlarıma bu akşam bir lokantada yemeği teklif ettim. Hadi arkadaşlar, bu, bu akşam lokantada yiyelim şeklinde. Proposé à quelqu'un birine öneride bulunmak, bir teklifte bulunmak. Sonra ne diyor? Nous avons trouvé ce restaurant par hasard. Par hasard, t'es du fin, demek. Nous avons trouvé ce restaurant par hasard. Bu du fin, bulduk. Serveur, le serveur, je comprends, Anlıyorum. Je vais voir s'il y a une table de libre. En boş bir masa, müsait bir masa var mı? Bakacağım. Bir, bir bakacağım, Suivez-moi diyor. Beni takip edin. Suivre quelqu'un birini takip etmek. Suivez-moi derseniz beni takip edin. Voici une table pour trois personnes au coin. İşte üç kişilik bir masa var köşede. Gösteriyor orada. Sonra Louise diyor ki on a de la chance. Şanslıyız. Avoir de la chance. Şanslı olmak. Merci infiniment monsieur. Sonsuz teşekkürler bayım infiniment infini sonsuz demek. Infiniment sonsuzca demek. Yani merci infiniment dediğiniz zaman çok 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 teşekkürler, sonsuz teşekkürler anlamında. Serveur de diyor, Je vous en prie mademoiselle. Rica ederim hanımefendi. Installez-vous s'il vous plaît. Oturun, yerleşin lütfen. Masaya yani yerleşin lütfen şeklinde bir cevap veriyor. Devam ediyoruz diğer sayfaya şimdi. Inoculum, le serveur. Je vous laisse le menu pour que vous puissiez choisir. Que prendriez-vous comme plat principal Louise. Je voudrais un poulet et des frites, s'il vous plaît. Émilie. Moi, je prendrais une pizza avec des champignons, s'il vous plaît. Daphné. Moi, je prendrais un steak bien cuit, des frites et de la moutarde aussi. Le serveur. Et comme boisson Louise: Un jus d'orange pressé si c'est possible. Émilie: De l'eau. Daphne: Moi je prendrai une démonade. Merci. Le serveur: C'est noté. Je reviens dans quelques minutes. Serveur. Je vous laisse le menu pour que vous puissiez choisir. Şimdi choisir seçmek, seçim choisir. Puissiez burada pouvoir fiilin subjonctif modundaki kullanımı. Şimdi ne diyor? Menüyü zaten biliyorsunuz yemek seçimi için. Je vous laisse le menu pour que vous puissiez choisir. Size yani seçebilmeniz için, yemekleri seçebilmeniz için, sipariş verebilmeniz için o anlamda menüyü size bırakıyorum. Yani menüyü size veriyorum, size bırakıyorum. Seçebilmeniz için que prendriez-vous comme plat principal Bakın burada que vous puissiez choisir arkadaşlar subjonctif modda pouvoir. Que prendriez-vous comme plat principal Plat principal un plat principal ana yemek demek. Ana yemek olarak comme plat principal burada ana yemek olarak anlamında ne alırdınız yani size ne verebilirim? Ne alırdınız? Que prendriez-vous? Bu da kondisyonel modda kibarlık formülü kondisyoneli zaten onu da ezbere bildiğinizi varsayıyorum ki bilmeniz gerekiyor bu seviyede. Louis sonra ne diyor? Je voudrais un poulet et des frites s'il vous plaît. Ben bir tavuk, frit kızartılmış patates ve patates kızartması. Yani ince uzun bir şekilde kızartılmış patates lütfen diyor. Poulet tavuk. Emini Moi, je prendrais une pizza avec des champignons, s'il vous plaît. Ben, vous da, bakın, je voudrais, je prendrais, bon ça, c'est conditionnel. son AIS d'habitude Emily, moi, je, ben, je prendrais une pizza, ben, bir pizza, je avec des champignons, yani pizza, alırım, il pizza s'il vous plaît, lütfen. Daphne, moi Ben, je prendrais un steak bien cuit. Ben, je steak, alırım, yani et, Bien cuit iyi pişmiş demek. Şimdi Fransa'da bir bien cuit var, iyi pişmiş. À point denen bir pişme derecesi. Tam yani, tam kıvamında. Ne çok pişmiş ne de kanlı, ne de çi. Bir de saignant var. Saignant da kanlı. Yani hemen böyle iki tarafını çok hızlı pişirip ama ortası kanlı kalıyor. Ona da saignant diyorlar. Sonra defrit kızartılmış yine patates, et ölen ve hardal da istiyorum diyor. Burada steak, et yani. Sonra serveur diyor ki, e comme boisson. Peki ya içecek olarak ne alırsınız anlamında? Yani qu'est-ce que vous prendrez comme poisson? boisson da diyebilir. E comme boisson, une boisson içecek demek. Telaffuza dikkat. Çünkü boisson içecek, poisson balık. Poison da zehir. Dolayısıyla bakın bu kelimeler çok birbirine benziyor. Bazı kelimelerin telaffuzu o yüzden çok elzem. Burada ekon boisson ve içecek olarak ne alırsınız anlamında. Louis un jus d'orange bir portakal suyu. Presse si c'est possible. Sıkılmış eğer mümkünse. Yani sıkılmış portakal suyu eğer mümkünse si c'est possible. Emily de l'eau. Emily su istiyor sadece. Daphne Moi je prendrai une limonade. Merci diyor. Ben bir limonata alırım. Yani bir limonata isterim. Bunu da bakın. Je prendrai yine kondisyonel yani kibarca formülle istiyor. Merci diyor. Teşekkür ederim. Le serveur se noté. Not aldım. Not alınmıştır. Je reviens dans quelques minutes. Birkaç dakika içinde geliyorum. Yani geri geliyorum. Geri dönüyorum anlamda. Yani gidip yemekleri, içecekleri, her şeyi getirecek. venir, Ganmec revenir, geri gelmek. Son Le serveur. Voilà le steak frites, la pizza et le poulet avec des frites. Voulez-vous une salade Louise. Oui, on va tous prendre une salade verte. Le serveur. Bon appétit. Louise. Merci monsieur. Émilie. Les filles on a vraiment de la chance d'avoir trouvé ce restaurant, car c'est très délicieux et les serveurs sont très aimables. Le hasard fait bien les choses, comme on dit. Daphné, tu as raison, Émilie. En plus, c'est un restaurant sur lequel on est tombé par hasard et on a très bien mangé. Il faut qu'on y revienne avec d'autres amis aussi. Louise. Peut-on avoir l'addition, s'il vous plaît Le serveur. Vous pouvez payer à la caisse, mademoiselle. Le serveur, garçon. Voilà le steak frites, la pizza et le poulet avec des frites. Voulez-vous une salade Şimdi, voilà le steak frites, kızartma patates biftek, La pizza, pizza ve, poulet avec des frites ve, kızartma patates des tavuk. Voulez-vous une salade? Salata istiyor musunuz? Louise, oui, on va tous prendre une salade verte. Evet, hepimiz bir yeşil, hani yeşil marul salatası alacağız. O anlamda yeşil salata alacağız diyor. Garson, bon appétit, afiyet olsun. Louise, merci monsieur, teşekkür ederim. Emily, ne ona on a vraiment de la chance d'avoir trouvé ce restaurant car c'est très délicieux

ve dendiği gibi le hasard fait bien les choses yani buradaki le hasard tesadüf demek fait bien les choses hani çevirirsem tesadüf iyi şeyler yapar yani şu ne anlama geliyor yani bir bu atasözü aslında Fransızca'da tesadüf olarak gerçekleşen olaylar sonucunda güzel şeylerin ortaya çıkması, güzel şeylerin meydana gelmesiyle ilgili bir atasözü. Yani bazen tesadüf olarak gerçekleştiğini sandığımız şeyler tesadüfen gerçekleşen şeylerin sonucunda güzel sonuçlar elde edilebiliyor anlamında. Yani tesadüf bazen güzel şeyler de meydana getirir anlamında. Şimdi Daphne diyor ki "Tu as raison Emilie, haklısın Emilie. En plus c'est un restaurant sur lequel on est tombé par hasard et on a très bien mangé." Şimdi "Tu as raison Emilie, haklısın Emilie." diyor Daphne. O da aynı şekilde. En plus c'est un restaurant sur lequel on est tombé par hasard. Yani burada o da e, aynı zamanda yani bu lokantaya diyor. Tesadüfen denk geldik. On est tombé sur lequel on est tombé par hasard. Yani bu lokantaya hem tesadüfen denk geldik ve e, on a très bien mangé. Yani ve çok güzel yemek yedik. Yani hem tesadüfen bu lokantaya denk geldik. Tesadüfen bu lokantayı bulduk ve çok güzel de yemek yedik. Il faut qu'on y revienne avec d'autres amis aussi. Il faut qu'on y revienne. Buraya yani tekrar gelmemiz gerekiyor diyor. Başka arkadaşlarla birlikte. Il faut qu'on y revienne. Burada bakın. Revenir fiilinin subjonktif hali. Yani ne demiştik? Venir, gelmek. Revenir, tekrar yeniden gelmek ya da geri dönmek, yeniden gelmek. Dolayısıyla burada il faut qu'on dediği zaman il faut köyden sonra biliyorsunuz subjonktif var. Revenir'in revient hali burada subjonktif olarak avec d'autres amis aussi başka arkadaşlarla da buraya tekrar gelmemiz lazım diyor. Sonra Louis peut-on avoir l'addition s'il vous plaît? Burada Louis hesabı istiyor. Hesabı alabilir miyiz lütfen diye soruyor garsona. Peut-on avoir l'addition s'il vous plaît? Serverde, garsonda vous pouvez payer à la caisse mademoiselle diyor. Kasada ödeme yapabilirsiniz. Yani ödemeyi kasada yapabilirsiniz, hanımefendi diyor ve burada diyalogumuz bitmiş oluyor. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, gördüğünüz gibi burada bir farklı bir diyalog çıktı karşınıza e, kalıpları ve nasıl yemek sipariş verildiğini dikkat edelim, tekrar edelim, not alalım, tavsiye edelim ee, kanalı bilmeyen haber olmayan arkadaşlar vardır mutlaka. E, Beğen yapmayı da unutmayın teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere diliyorum.